Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. YouTube'da nadir yayınlarımızdan bir tanesine hoş geldiniz. Yanda Twitch chat'i açık kalmış, ben onu şöyle kapatayım. Oh, Twitch chat'i hızlı hızlı aktı. Şimdi, bugün Herobrine X'in çok korkunç bir bölümüne denk geliyoruz. Neden diye soracak olursanız abi, burada Twitch yayınından kesitler izleteceğim size. Çünkü çok korkunç, dün... bir sürü totemimiz vardı. Bize güç sağlayan bir tane ölüm totemi vardı. Onu yaptık. Onun bize ekstra güçler vereceğini düşünüyorduk ama günün sonunda çok felaket batırdık. Bayağı sıçtık, sıvadık. O yüzden bayağı sıkıntı oldu. Bugün de oradan kaçmamız gerekiyor. Normalde Twitch yayınında devam edecektim buna. Ama burada bir devam edelim dedim. Hani bir başlayalım dedim. Ondan sonra Twitch'e falan geçeriz, devam ederiz. Onda sıkıntı yok. Bu şimdi böyle bir saat, bir yarım saat falan devam edeceğiz. Umarım hayatta kalırız. Herobrine şu an bitebilir. Seri şu an bitebilir. Direkt yok olabilir her şey. Kritik bir noktadayız. O yüzden önemli. Yani izleyeceğiniz bu yayın 5 dakikada sürebilir. 1 dakikada sürebilir. Eğer oradan kurtulursak 10 saatte sürebilir. Yani bu tamamen çok değişik. O yüzden sıkıntılı. Şimdi size yavaş yavaş izleteceğim abi. Şuradan ekranımı hemen paylaşıyorum abi. Bakın. Dün normal bir günde Herobrine totemi yaparak başladık. Burada Herobrine totemi falan filan yapıyoruz. Sonra burada kurtların olduğu bir yerde avlanıyoruz falan, gelişiyoruz. Kendimize böyle bir helikopter zaten yaptık. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ondan sonra bu helikopterle etrafı birazcık daha gezip kendimize Spirit Orb'lar dediğimiz şeyler bulduk. Bu spawner'lardan çıkan şeyler. Ve bunları böyle ala 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 kuleden kuleye gide gide glider'ımızla kaya kaya bir sürü büyük kitabı falan da elde ettik aslında. Bayağı iyi gidiyor yani. Ve ölümsüz olduğumuzu düşünüyorum artık. Yani bu noktalarda her şey tadında, ne olabilir ki diyoruz. Poppy Playtime'a geçtim birden, onu falan da oynadık da. Sonra şurada sıkıntılı bir olay yaşanıyor abi. Bakın, normal pillager'lar burayı ele geçirmiş, tamam mı? Burada etrafta dolaşıyorlar. Ben de sakin bir şekilde avlıyorum bunları. Hiçbir sıkıntı yok şu ana kadar. Diyorum ki bunlar ne kadar ezikler. Büyük kitabımız var, her şeyimiz var zaten. Bunları 3-5 biliyorsunuz. Ama işler birazdan ilginçleşecek. Çünkü olan şeyler çok kritik olacak. Ben bunların baltalarından hardcore olduğum için fazla fazla hasar alıyorum. Ve bir mesafe koruyorum. Mesafeyi korumam gerekiyor. Yavaş yavaş mesafeyi korumam lazım. Burada da işte tutsak olanları bu kafeslerinden çıkarıyorum vesaire. Ama şurası sıkıntılı bir nokta. Çünkü bu adam bana öyle bir saldırıyor ki ben panikliyorum. Hadi tamam, hiçbir sıkıntı yok derken birden başka bir tanesi çıkıyor abi. Arka planda. Şöyle koşuyorum ama bir yandan hasar almaya devam ediyorum. Bakın. Her yerden geliyorlar. Yani bu demek oluyor ki ben öldüm abi. Ben bittim. Öyle bir sıkıntımız var. Tam bu noktada oyunu durdurduk. Acaba hayatta kalabilecek miyiz? Tek noktası acaba. Yani kalabilir miyiz? Bugün de o noktadan devam edeceğiz. Ya hayatta kalacağız ya da öleceğiz. Öyle bir durumdayız yani. O kısım biraz sıkıntılı olacak o yüzden. Şimdi izninizle yavaş yavaş oyunu da açacağım. Bir yandan ekranda size de vereceğim ve birden giriş yapacağız. Her şey çok hızlı olacak. Her şey bayağı hızlı olacak. O yüzden emin değilim. Yani Herobrine seyircisi şu anda bitebilir. Devam da edebilir. Öyle bir noktadayız şu an. Keşke suyum olsaydı, bir su alıp ferahlamak isterdim ama şu an suyum da yok. Öyle bir noktadayız. O zaman ben oyunu da yavaştan vereyim. Şöyle gireyim ben abi. Hadi bakalım. Hayır 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 hayır. Abi oyun yakalamayı şey yapmamışım. Durun durun durun. Tamam. Bu noktaya geliyorum, bunu alıyorum, buradan totemi veriyorum. Günün sonunda bu elmalardan yemem lazım. Oh, tamam.
Tamam. Öyle bir şey olmayacakmış. Öyle bir sıkıntı olmayacakmış. Olabilir. Şu an eğer uyursam belki bir ihtimalle yaratık çıkabiliyor. O yüzden yatakta direkt uyumak da istemiyorum. Hatta Herobrine'in öbür gözleri karanlıkta parlarken iki tane kamp ateşinin tam ortasında şöyle duraraktan mental sağlığımı yavaş 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 toparlamak çok daha iyi. Tamam, altın elmaları boşuna almadık. Altın elmalar o yüzden önemli ama arka planda bakın. Bir yandan o cehennemin içerisinden gelen virüs de bir yandan geliyor ya. Öyle bir sıkıntımız da var yani. Gittikçe daha da büyüyor her şey. Biraz bekleyeceğiz. Neyse. Muafiyaki'ye 55 euro yollamış, alakası ama bir süredir gördüğümüz Entity 300 olayı nedir abi? Bir süredir gördüğümüz Herobrine'ın aynısı aslında. Daha farklı versiyonlarda çıkıyor. Yani aynı paranormal olayın birazcık daha farklısı abi. Yani çok üzerine duracağım ekstrem bir konu değil. Teşekkür ederim bağışın için vesaire. Bir yandan chat'e şöyle tekrardan bakayım abi. Tamam, burada bir süre akıl sağlığımızı yenileyeceğiz. Bakın. Arka planda kimler bizi izliyor? Öyle de bir olayımız var. Bu pillager'lar zaten sıkıntı. Şimdi zaten elmas pantolonum bayağı nanayı yemiş. Öyle bir sıkıntımız var. Örsüm öbür çantadaydı sanırım. Şu örsü şuradan alalım abi. Ne olur... Evet, bu hala bir geriyor. Ne kadar gerçek olmadığını bilsem de. Pantolonumu alacağım. İlk kez karşılaştığımız bir ses. Bu neydi tam olarak? Başka bir şeyin başlangıç aşamasıydı resmen. Neyse, şu pantolonu alıp şu elmaslardan en azından kırılmayacak şekilde. Hadi 3 elmasa 4 büyüyle beraber onaralım. Su adaptasyonu kaskımızı da aynı şekilde yapalım ki bitmesin. Şöyle üçleyelim. 3 büyü ücreti çok da koymaz bize. Elmasları da bol bol zaten etraftan buluyoruz. Şimdi bu sekansta akıl sağlığımız önemli. Akıl sağlığı biterse biz de halüsinasyonlar görüp kendimizi ölümü ucunda buluyoruz. Uyursam da dediğim gibi kabus görüp başka yaratıkların bana saldırma ihtimali var. O yüzden şu an bakıyorum, ay bu tarafa doğru gidiyor. Daha 6-7 dakika var. 1 dakikada bu tam dik olacak. 5 dakikada da buradan inecek. O yüzden bir uyuyabilirim. Ama uyumak için de birazcık daha, en azından akıl sağlığım birazcık daha toparlansın. Çünkü yaratık saldırırsa bu sefer aşağı falan düşme olasılıklarımız var. Bunlar bizi kötü etkileyebilir. Burada büyülerimiz vardı. Büyülerle beraber en azından şu etrafta dolaşan... Herobrine sen değil. O ses ne? Aa sen. Abi sana şöyle ben... Alev topu atsam. Çok bir etkilenmedin gibi geldi bana ama olan belki yakar seni abi. Manam bitti. Büyü manam gitti yani şu an. Bir tane de şuradan patlatsam. Bu adam biraz çetin ceviz bir adam abi. Evet, silverfishler de var. Herobrine'ın silverfishleri. Okey abi. Şöyle bir tane daha ortaya attım. Bir tane de vurdum götüne şaplak. Tamam. Şunları da indireceğim. Yavaş yavaş. Hatta şu büyülü ok zıbıdımla şöyle vurayım da şunlar uzaktan ölsün. Eğer aşağı inersem, yaratık falan çıkarsa bunlarla beraber işimizi iyice sıkıntılı hale getirmeyelim. Böyle de bir durum var. Şu an şu tarafta uzakta virüs tarzı yaratıklar var. Burada merhaba Alex. Merhaba. Siz zaten sürekli gidiyorsunuz. Başka kim var ya tehdit olarak? Paraglider'ımızı açacağız zaten. Sıkıntı olmayacak. Ama ben yine de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şu ipeksi dokunuşla beraber bir tane kamp ateşi alalım. Bu kamp ateşi burada kalsın ne olur ne olmaz. Çünkü akıl sağlığımı toparlayacak. Bir tane de yedek en azından yanımızda bulunsun. Şimdi burada kaçış... Evet, kaçış aletimin orada. Neden bir tane pillager var abi? Ben şuna doğru düzgün... Tamam, tek attım. Güzel. Şurada bir tane var. Şöyle güdümlü bir şekilde yetişmedi. Şöyle atsam yetişiyor. Bir tane daha yapıştırdık mı? Şöyle ucundan vursam tam ayaktan yetişmiyor. O zaman sana bir ateş topu atalım. Şöyle tam haliyle gitsin. Ve sen patla. Güzel. Her şey yolunda. Siz ne yapıyorsunuz abi orada? Shiftliyorlar falan, saçma salak. Neyse, çok da önemli değil. O zaman biz ne yapıyoruz abi bu noktada? Biz yavaştan uyuyalım ya. Artık uyuma vaktimiz geldi gibi. Uyku zamanı geçiyor. Umarım yaratık çıkmaz. Çıkmadı şansıma. Çıkabilirdi ama çıkmadı. Düzgün bir güne uyanalım abi. Yatak gitti. Şu paraglider'ımızı şöyle açalım. Silverfishler etrafta dolaşıyor. Yatağı alıp çıkacağım. Yatağı alıp çıkmak
en önemlisi olacak. Çünkü bunlar ordu gibi dolaşıyorlar. Şunu aldım. Şuradan kaçıyorum abi. Bu stamina'yı falan geliştirmek için de spirit orb'lar dediğimiz şeyleri kullanacağız ama şimdilik onları bu köyde arıyorduk. Siz abi siz yok olmasanız aslında çok etkileşime geçsek ne güzel olurdu da. Şurada garip creeper'lar var. Onlara hiç bulaşmayacağım zaten. Ve evet pillager'lar. Yok abi biz bu köyden uzaklaşalım. Bu köy biraz sıkıntılı bir köy. Bu köy bana iyi şeyler getirmedi şu ana kadar. O yüzden bambaşka maceraya atılıp şu spirit orb'ları kullanabileceğimiz bir yer bulmamız lazım. Abi bu oyunun kontrollerinde bir sıkıntı var. Her oyuna girdiğimde her yayında kontrollerden tuş atamalarından... Şunun tuş atamalarını kendime göre ayarlamam lazım. Böyle bir sıkıntısı var modun. Mesela dismount bunu sol alt yapacağım. Tekrar tamama basacağım. Ondan sonra buradan devam edeceğim. Ama o sırada zaten geldi bunlar benim peşimden. Tamam bir tane ıskaladın abi o sırada. Güzel ben seni şöyle bir güzel dövdüm. Tabi o sırada silver fishler de geldi. Bu istemediğim şeylerden biri. Ben size şöyle bir tane aynen bir topu ateş topu atayım. Tabii ben yine benim alet edevatları kırdım abi. Seni şuraya koyuyoruz. Sonra içine girip şu alet edevatları da yerleştiriyoruz. Şunu da yerleştireyim. Bundan sonra uçuşumuz tamamdır. Böyle böyle uçacağız gideceğiz. Hadi bakalım ucu ucuna. Bu bizim kas gücümüzle çalışan bir makine zaten. O yüzden sadece yemek yememiz lazım. Biz hangi taraftan geldik bilmiyorum ama bu tarafta bu istikamette gidersek büyük ihtimal varacağız zaten. Ah be abi. Hardcore serisi ne zaman gelecek? Hardcore serisi abi Minecraft düzgün bir şekilde güncellemeye getirdiğinde. Trials Chambers güzel birkaç güncelleme aldı ama hani oyunun hala birkaç geliştirmesi lazım. Geliştirilmesi lazım. Öyle basit şeylerle beraber oyuna tekrar dönemem. Çünkü hani bu mod paketlerini oynadıktan sonra insanın daha fazla çakrası açılıyor. Evet Minecraft ne olabilirmiş diyorsun. Ama işte normal Minecraft'a giriyorsun birazcık geride kalıyor vesaire. Ben o aşamadayım yani. Normal Minecraft'ta bir sıkıntı var şu an. Onu çözemiyorlar. Çözseler akacak gidecek. Ama akıp gidemiyor işte. Öyle bir sıkıntısı var. Neyse. Biz şimdi kas gücümüzü kullanaraktan şöyle yapılar falan var. Oralara gidelim. Bir keşfedelim. Ne var ne yok görelim. Ondan sonra her şey çok daha tatlı. Ben bu arada bir yandan da cam açacağım. Çünkü çok sıcak oldu. Hava alayım ben. Hop. Bir tane daha köy buldum bu arada. Bu köyün içerisinde belki bulabiliriz. İstediğimiz o spirit orb'ları harcayabildiğimiz yer derken yağmur başladı. Yağmur da akıl sağlığımızı düşürüyor. Direkt temas etmememiz lazım. Biraz boktan denk geldi ya. O kadar fazla seyahat edemeyeceğiz. Yine köyün tekinde orada burada duracak mıyız? Konaklayacak mıyız? Galiba konaklayacağız abi. Belki bunların içerisinden de büyü falan bulabiliriz bu arada diye düşünüyorum. En azından günü biraz geçirmek adına. Mesela balık var. Varil içine varil koymuşlar. Peki abi. Yani bir mantık beklemeyeceksin bu adamlardan. Şuradan devam edelim. Sizin böyle büyü yerleriniz var mı abi? Siz büyü yapıyorsunuz mu? Yok abi siz ekmek tüketiyorsunuz. Büyüye gerek yok sizin için. Yataklarınız var pembiş pembiş. Tatlı. Abi geçebilir miyim? Çok çok kalabalık yapmayın. Şurada yine balıklar büyük ihtimal. Aynen. Burası bir çan kulesi. Böyle entel dantel böyle kitapların olduğu çok güzel yerler yok galiba burada. Haritacılık masası var. Ondan da ekmek çıkıyor. Bilemedim. Sanki olmadı ya. Ben buradan geri döneyim bence. Birazcık akıl sağlığımız düşecek. Onun için biz kendimize şu garlandlardan yapmıştık. Akıl sağlığımız düştüğünde akıl sağlığımızı yükseltsin diye. O yüzden bunu alacağım. En azından akıl sağlığım bir yandan düşecek ama o kadar da hızlı düşmeyecek. Öyle bir şey ayarlayabilirim. Tabii ben nereye koydum ben? Ben uçma şeyimi nereye park ettim? Buraya park etmedim mi ben? Şöyle bir yerdeydi. Böyle geliyordum. Akıl sağlığımı burada kaybedeceğim galiba. Hani Bursa'nın sokaklarına benziyor. Her yer her yere benziyor değil mi? Değil mi domuz? Ben nereden gelmiştim? Buradan dümdüz gelmiştim. Bunun tam aksine mi gideceğim? Buradan geldim. Ha çam böyle dik geliyordu. O zaman evet burada. Evet çanın dikliğine göre bulabildik en sonunda. Fena değil. Ama akıl sağlığı çok hızlı düşüyor. Hızlı bir şekilde kendime konaklayacak yer bulmam lazım. Yoksa nanayı yedik yani.
Bak bak ne kadar hızlı düşüyor. Yani bir dakika uçabilirim. Akıl sağlığım biraz yarıda bozulsa olabilir. Zaten kafamızdaki papatyalar bizi bir süre tutabilir. Çok fazla da tutabileceğini düşünmüyorum yani. O yüzden böyle devam edeceğiz abi. Şimdi sola sağa da çekiyor bir yandan da, onu da dengelemem gerekiyor. Yani yağmur biraz talihsiz oldu ya. Bu bizi zora sokacak. Akıl sağlığından dolayı zora sokacak günün sonunda. Ve bu ormanın içerisinde ne varsa onu da göremiyoruz. Tamamen orman kapatıyor. Ve okyanusa çıktık. Galiba gerçekten şanssızız abi. Neyse, okyanusun öbür ucunda bir şeyler bulabileceğimi düşünüyorum ama akıl sağlığım eriyecek. Tamamen yok olacağız. Acaba fırtınadan dolayı mı? Gerçekten sol sağa yaptırtırıyor derken sen nesin abi? Ha, bu normal batık gemi. Daha ilginç bir şey beklemiştim kesinlikle. Ah be abi. Şurada da bir alan var. Yine aynı ya, bu nefret ettiğim orman neden her yerde olmak zorunda? Sevmiyorum bu ormanı. İlginç bir orman yani. Hiçbir şey yok. Mod paketlerinde bile ekstra bir şey koymuyorlar bu ormanlara. Yani çok sık bir şey konulacak yer yok. Akıl sağlığı çok abartı. Hayır, akıl sağlığı çok abartı değil abi. Zorluğu o yani. Sonuçta sen yağmurlu bir havada böyle gitsen, bir yandan düşme tehlikesi yaşasan, ıslansan, kendi kötü hissetsen, mentalin bir düşmez mi yani? Sonuçta birden şey olmuyorsun. Oh, ben delirdim. Yavaş yavaş deliriyorsun abi. Kademe kademe delirmeye başlıyorsun. O yüzden mantıklı. Ama şu an tek sıkıntı abi, ben açım da. Ben aç olduğum için ekstra akıl sağlığım düşüyor. Bu da kötü bir şey. Şunları yedik, devam edeceğiz. Okyanusta galiba kaybolduk abi. Okyanusu en son ben bu şeyi, bu zıbıdıyı okyanusun bir kısmına indireceğim ve diyeceğim ki tamam abi. Ben buradayım. Ben burada yaşıyorum artık. Uçak kaza yaptı. Şişme botları üfleyeceğim. Hayatta kalmaya başlayacağım oradan. En azından kara gözüktü diyeceğim. Bu da küçük bir adacık galiba. Lütfen olmasın. Daha geniş bir yer ver bana. Akıl sağlığım %50'ye geldi mi biraz sıkıntıya girmeye başlayacağım çünkü. Atlar falan var. Biraz çölümsü yerler var. Belki çölümsü yerlerde bir tık daha ilginç bir yer keşfedebilirim. Olabilir. Ama yani su kuyuları var genellikle ya. Su kuyularında kim kazdıysa her yerde var ama kimse yok etrafında. Şimdi bulutlardan dolayı günün ne olduğunu, karanlık, hiçbir şey bilmiyorum. Sadece bulutlar var abi. Öyle bir sıkıntımız var. Bir tane daha kuyu var abi. Mesela neden? Mesela dün bümbüyük koskocaman kalelere falan denk geldik. O kalelerden biri çıkarsa karşımıza muazzam olacak. Acaba bir tane altın elma feda edebilirim ya akıl sağlığının bir tık yükselmesi için. Şurada önümüze bir şey çıkacağına eminim. Korkunç tarihsiz bir başlangıç oldu bizim için. Olsundu. Toparlayacağız. Sadece güzel bir tane yapı bulduk. Ondan sonra işimiz rast gidecek zaten. Okyanus işi biraz abarttı. Derken çöller, möller, eyvallah yani süper yani, bu ne kadar kötü batsız bedeviyim yani. Kötü bir gidiş. Öleceğiz böyle. Böyle yavaş yavaş akıl sağlığımızdan öleceğiz. Ben o zaman bir kenara çekip hayatta kalmak için ne yapsam diyorum ya. Kendi başımın üzerine yer mi yapsam? Aha, bir tane mineshaft ama normal mineshaft. Girmeye değeceğini de düşünmüyorum. Şurada bir alan var. Kamp ateşi gerekli olduğunu düşünmüyorum. Dün adım başı mekan çıkıyordu bu arada. Twitch yayınında. Şansımız o da. Kurtlarla falan savaştığımız yer. Bak, garip ilginç büyücü ağaçlarından biri çıktı. Onun yanına çıksın bir şey. Daha fazla sürüp akıl sağlığı kaybedemem çünkü. Ve bakıyorum abi, yeni bir köy çıktı ve Herobrine'in ormanı hemen yanında. Neyse, konaklamak için burayı kullanalım. En azından bir süre burada duralım. Köyün içerisindeki ıvır zıvırları en azından alırız. Birazcık kendimize bakarız. Sonra yolumuza devam ederiz. Çünkü öbür köyün hemen yanında pillager'lar vardı. O ses neydi abi tam olarak? Ben ne olduğunu bilmek istemiyorum. Şöyle geleceğim. Akıl sağlığım bu arada baya kötü şu an. Bunu da toparlamam lazım. Hızlı bir tane kamp ateşi şuraya yapıştırıyorum. Şuradan paraglider'ımı alıyorum.
Öbür ses en son bildiğim kadarıyla gözleri parlayan garip bir yaratık. Gözükmüyor, görünmez yani. İlk ona senin vurman lazım, ondan sonra görünebilir oluyor. O yüzden sıkıntı. Şöyle biraz görüşümü genişleteceğim ama bu yerlere, mekana girmesini de sağlamayacağım. Öyle bir olay. Abi kapıları açmasam mı be abim? Kapıları açınca çünkü götümüzü ısıracaklar. Gerçi şuradan tırmanamamış da olabilir. Bak ilginç sesler geliyor. Ah tamam, gece olmuş. Güzel. Tamam, yağmur da gidecek. Her şey tıkırında. Yolumuza devam edebiliriz. Ben şunu tekrardan alayım abi de şöyle. Lazım. Abi lütfen Iron Golem'i öldürtüreceğim beni illa ya. Ben sadece bir gezginim yani. Başka bir olayım yok. Burada bol bol ekmek var ama yani ekmek de fazladan var bizde ya. Şunları değiştireyim. Adamların ekmeklerinde gözüm olmasın. Çok kalelerinde de hiçbir ok olmaması sıkıntı. Burada küçük bir mekan var. Bu köyler galiba sadece şatafatlı. Şatafatlı olmasının dışarısında hiçbir şeyleri yok abi. Üzücü bir şekilde hiçbir şeyleri yok. Tamam abi o zaman Iron Golem, sen de bana dalmıyorsan. Ben en azından günlük güneşlik akıl sağlığımın birazcık daha iyi olduğu bir günde farklı yerler keşfetmek istiyorum. En azından bunu yapmayı deneyeyim ya. Şu Spirit Orb'ları bulduğumuz, hani geliştirebildiğimiz totemi bulalım. Bundan sonrası çok tıkırında. Ama yok, bulamıyoruz onları da. Madenlere hiç girmek istemiyorum çünkü madenlerin içinde de garip yaratıklar var. Onlar sıkıntı. Bir köyde abi, ben köylerden nefret etmeye başladım artık. Rotamı şöyle çevireceğim. Hiç karlı yerlere bulaşmayacağım bile. Böyle gereksiz şeylere hiç gerek yok abi. Bir köy daha mı? Köyümsü yerler, evet. Ama neden biz bugün hiçbir şey bulamıyoruz? Bugün en şanssız Herobrine turu. YouTube şanssızsınız arkadaşlar. Kesinlikle şanssızsınız. Twitch linki atın arkadaşlar. Birazdan böyle 8 küsürde geçeriz Twitch'te. Belki o zaman tekrardan güzel bir şansımız olur derken yine mi köy? Tüküreceğim artık. Köyünüze tüküreceğim yani. Köy görmekten sıkıldım. Ama ilginç bir köy. Hepsi gerçi ilginç de. İçlerinden ilginç bir şey çıkmıyor. Benim şanssızlık seviyesi. Mesela bir tane köprü yıkık, köprülerden de bir şey çıkmıyor sevineceğimiz. Böyle bir antik böyle bir yer bulalım, tamam mı? Büyücülerin olduğu, büyücülerin yaşadığı bir yer bulalım. Okey, geçenki karanlık kule mesela. Karanlık kuleyi de gördük ama hadi karanlık kule en azından sarıyor. Şu an sadece uçuyoruz abi. Helikopterimizle uçuyoruz, başka hiçbir şey yapmıyoruz. Yani ve kuyular var etrafta. Ben orada arkadaşlar yine Poppy Playtime videosunu yapmak için hiç uyumadım ve böyle olunca da yine biraz dalgınım. Gözler biraz gidiyor. Böyle bir enerjim düşük. O yüzden kusura bakmayın. Sabaha kadar yine video yapmakla uğraştım. Arada kalıyor öyle. Köyde totem var abi. Nasıl gördün o kadar şeyden? Yani imkanı yok yani. İmkan dahilinde değil yani. Böyle bir şey göremezsin zaten. Tamam, bir tane daha mekanlardan birini bulduk. Bu bizim sürekli olarak abi bağlantı kurduğumuz yaratık. Bu Slenderman'le alakalıydı değil mi? Ben şunun istediği şeyi alayım da abi. Şu sayfalardan alayım. Nerede? Sayfalardan biri burada olması lazım açıkçası ama gerici biraz. Oh! Abi yapma şunu ya. Böyle bir anda yapma ya. Burada galiba yok bu arada. Ya da etrafında bir yerde de var da ben mi göremiyorum acaba? Burada not olması lazım. Çünkü burası kesinlikle not mekanı. Gerçi şu ağaç kırmış da olabilir o notu. Şöyle bakayım. Yok abi. Burada not yok. O zaman boşu boşuna gelmişiz. Bu notu bulamadıysak şuradan devam. Slenderman'le etkileşime geçebildiğimiz bir şey de var. Bir dakika. Eğer istediğim kadar uzunluktaysa yerleşmek istediğim büyüklükte uzunlukta bir dağ olabilir bu. Ama o kadar değilmiş. Geçen oyunun ta sonuna kadar uzanan bir tane bulmuştuk.
Ve Watcher gelip bizi kenardan atmaya çalıştığı için kaçmamız gerekti. O yüzden de dağın tepesinde maalesef zıplayıp kaçmak zorunda kaldım. Orada bir boktan bir durum. Watcher'ı artık en azından elemine edebiliyoruz. Glider'ımızla vesaire güzelce gidebiliyoruz. O konuda sıkıntımız yok. Ama bir yandan işte adam her an gelebilir, yine hazırlıklı olmak lazım. Ve istediğim kadar uzunlukta bir dağ değildi orası. Ve mesela biz kendimize yay yapmak istedik abi. Şöyle Antarktika'nın buzullarından. O kadar karşımıza çıkmadı, şimdi buzul çıktı karşımıza ya. Bu şaka gibi. Şaka gibi bir gün. Ver şu uçan adalardan birine gidelim de biraz elmas falan kasalım ya. Böyle ilginç şeylerin olduğu bir yer burası. En azından böyle bir şey yapalım. Blok falan koymakla uğraşmıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Şöyle sadece sakince gidiyoruz. Yerleşiyoruz. Koyduk. Tamam. O zaman bu noktadan sonra benim sadece şuradan kazmam gerekiyor. Bundan sonrası kolay. Sadece elmas için geliyorum bu arada ya. Öyle ekstrem şeyler yapmama gerek yok. Mesela yavaş düşüş var abi. Yenir. Gerek yok ama hani ne olur ne olmaz. Bulunsun yani. Ya ne zaman ne lazım olacak asla bilemezsin. Ama bizim birazcık daha aşağıda bulmamız lazım elmasları. Aha da burada mesela. Şu suları kapatayım abi. Şuradan kazmaya başlayalım. Bir elmas geldi. İkinci elmas geldi. Üçüncü elmas geldi. Hadi düşme. Evet sen düştün abi. Seni almakla bulmakla uğraşamayacağım. Yani yorgunum bugün abi. Her gün yorgun olduğum gibi video yaparken. Bugün de yorgunum. Uğraşamayacağım. Şuraları kapatalım tekrar. Bundan daha fazla elmas çıkar diye düşünüyorum ama ya. Bir tane daha çıktı. Dördüncü elmasımız. Bir tane de şurada var. Şunun altını falan kapatayım. Tamam. Bir tane daha yok mu? Bir tane daha yok galiba. Neyse 4 elmas alabildik. 5 olabilirdi ama o da birazcık eşekliğime geldi. Bir tane daha uçan ada bulduk. Böyle böyle kaybolan elmaslarımızı geri aldık abi. Böyle böyle devam edeceğiz elmasları almaya. Uçan adalar şu ana kadar erişilemez olduğundan, hep yukarıda olduğundan şeydi böyle. Aa nasıl çıkacağız? Nasıl yapacağız bunu? Şimdi bak abi uçuyoruz. Bir uçan ada daha var. Buradan da elmas aldık. Böyle böyle bir 20-25 elmas kasarız yolumuzda istediğimiz yerleri bulmaya çalışırken. En azından işimize gelir. En azından pek bir şey görmesek bile öbür savaşlarda eşya tamirimiz için gerekli malzemelerimiz olmuş olur. Ben tabi şurayı kapatayım. Buranın suyuyla falan uğraşıyorum sonra günün sonunda. Buradan yardırıyorum. Buradan da sandık çıktı. Darbe 4 bayağı güçlü bir şey çıktı üzerine. O zaman tadında ya. Bugün yine büyülerden gidiyoruz galiba. Darbe 4 sağlam büyü. Şimdi şuradan aşağıları kazacağım. Ama bu sefer elmas yok galiba doğru düzgün. Bir tane abi. Ben de bu arada şöyle bir sıkıntı var. Ben neden şunu yapmıyorum? İpeksi dokunuş, sadakat, dikenler, savurma, şişleme, ganimet 3. Ganimet 3 mü basıyordum yoksa farklı bir şey mi vardı? Kazmaya ganimet basılıyordu değil mi? Sürekli her büyü bende birbirine karışıyor çünkü. Öyle bir sıkıntı var. Şöyle bir yandan da abi bakayım. Servet, evet. Ganimet basılmıyor. O kılıçlara basılıyor. Evet yine doğru hatırlıyorum ama bir yandan da öyleymiş gibi geliyor yani ganimet. Servetimiz var mı bizim ya? Tüy düşüşü, keskinlik, güçler var, solungaçlar var, verimli... Yok abi. O kadar şeyin arasında yok yani. İlginç bir şekilde yok. Ve buranın elmas rezervi bu kadar mıymış? Ya bu kadar elmas mı çıktı benim şansıma yani? İlla çıkar bir elmas en azından be oğlum. Bir tane fazladan çıksan aynen şöyle ya. Şunu da alalım. Hadi altından bir tane daha görmediğim bir yerde şu tarafta çıktın. Aynen öyle. Aynen öyle. Böyle böyle kazacağız elmasları ya. Kaç oldu? 22 oldu. Güzel güzel. Kazmamızda da kırılmazlık 2 var. Böylelikle çok daha fazla iş görüyoruz. Böyle gideceğiz. Yolumuz açık olsun bakalım. Öbür madenleri almakla uğraşmayacağım. Ben tekrardan yukarı doğru yolumu şöyle kazıyım. Belki o yolda bir şeyler bulurum. Emin değilim yani.
Ay, koşma sesleri geliyor. Yani adada yalnızım. Hello. Umarım doğru yere gidiyorumdur. Rota bu tarafa bakıyor diye buradan gidiyorum çünkü. Kuleye git. Keşke kulenin koordinatı falan olsa da kuleye direkt gidebilsem. Şu an kaybolduk yani. Mesela şurada bir şey var. Bu da mı? Aa, bu yağmaladığım ada. Böyle mi gideceğim abi? Ben şuraya gideyim de, hatta şöyle diklemesine gideyim, ne olur ne olmaz. Ekstra uğraşmaya değmez çünkü o sular normalde akmıyor. Biz orayı kazmışız demektir ve şimdi gece oluyor. Gece olması güzel ve oyunun en nadir biyomunu bulduk. Bu arada bu çok kolay, çok iyi bir şey olur. Neden biliyor musunuz? Yaratıklar burada çıkmıyor. Eğer modlara göre başka şeyler varsa bilmiyorum ama yaratıkların tek çıkmadığı Minecraft biyomu bu. Mushroom biyomu. Yok yani. İneklerden de sınırsız yemek falan da alabilirim. Akıl sağlığım da dolar. Çok güzel olur yani, neden olmasın. Güzel yani. Şu gün batımında son elmaslarımızı da kazalım da. Bunlar da artık şu yerlerden alacağım son elmas parçaları olacak. Yoksa her saniye elmas alaraktan ömür geçer mi yani? Sadece elmas mı alacağız abi biz? Daha farklı amaçlarımız olmak zorunda. Tamam, sandıktan güç 2 çıktı. Güç 2'yi salla şimdilik. Zaten fazlasıyla var. Şimdi benim meşaleye de ihtiyacım var. Şu elmasları kazayım, kamp ateşi kurarım en azından diye düşünüyorum hızlıca. Abi su neden burada böyle kaldırttırdı beni? Alo, bloğum da yok. Nereden geliyor bu su? Ben şu kamp ateşini koyayım da ne olur ne olmaz. Bu ne abi? Aa, bu su. Okey. Ben yaratık falan filan var zannettim. Aa, o kadar yaratık gelmesine alışmışım ki bünyem olarak. Şurada bak. Oh! Nasıl yani? Bu bizi izleyen, jumpscare atan adamın ta kendisi. Bir şey ona saldırıyor ama neden saldırıyor bilmiyorum. Bak orada başka bir şey daha. Galiba hasar yiyorlar bu biyomda. Yani bütün Herobrine serisi boyunca hayatta kalabileceğimiz güvenli nokta gibi bir şeyi bulduk şu an. Yani Herobrine falan belki gözükür, saldıramaz, edemez. Öbür yaratıklar sadece ölür. Böylelikle işime gelir, neden olmasın. Bir süre boyunca burada kalırım. En azından kendime çeki düzen veririm. Madenlere doğru düzgün giderim. Böbekte yaratık çıkmaz. Her şey tadında olur. Bence güzel bir plan gibi. Ne dersiniz chat? Olmaz mı? Tamam. Başka bir elmas daha var gibi hissediyorum ama. Çıkar mı o bir elmas? Şu kenarlarda bak, şuraları kazmadık tam. Çıktın hadi. Ucundan. Bir yerden. Yok abi, delik deşik ettim, çıkmadı. Neyse, kamp ateşinin şurasında uyuyalım. En kötü denize falan atlarız abi yani, yaratık falan çıkarsa. Ne gerek var? Tamam, şuradan şunları atalım. O yaratıklar hala orada hasar yiyor mu? Aha! Oktay'ın karakteri var lan orada bak. Ve bu yaratıklar bizim Watcher'a saldırıyor. Watcher da yiyor bütün darbeleri yani. Paşam. Abi burasının uygun bir yer olması lazımdı. Burasının korkular diyarı olması gerekmiyordu yani. Nasıl oldu bu durum? Ben şu odunları atayım, toprağa atayım. Kamp ateşi kalsın abi. Ben günün sonunda da bir yukarı çıkayım da. Şöyle para glider'ımı alayım, o tarafa doğru uçayım. O biraz sıkıntı yani, o kadar fazla yaratık hoş değil. Bak bak bak, bana doğru mu geliyorlar? Kasıyor artık yani. Dur, ben şöyle geleceğim, şuraya duracağım. Burası yaratık çıkmayan yer olması lazımdı. Neden daha fazla çıkıyorsunuz? Neyse, para glider'a geri dönerim. Şimdi benim büyü kullanmam lazım diye düşünüyorum ben. Sen orada gelmeye devam et abi. Az önce o kadar tip nereye gitti mesela? Oğlum bilgisayarım deli gibi kasıyor. Kim bilir ne kadar var şu an o yaratıktan. Az önceki zaten en azından 20-30 tane vardı onların içinde.
Onlar da beni avlamaya şu suyun içine girdiyse şu an suyun içinde boğulmaya çalışıyorlar. Yavaş yavaş boğuluyorlar. Bak bir tane de burada. Ben bunları öldürmeye çalışırken bak her yerdeler. Yok. Benim akıl sağlığı gider. Benim akıl sağlığı yok olur. Kamera gitmiş abi. Kamera gider ya. Kamera arada yapıyor böyle şeyler. Durun kamerayı ufak bir resetleyeyim. Şuradan da ufak bir reset atayım hızlıca. Yapacak bir şey yok abi. Kameradır, teknolojik aletleri bozulur, düzelir. Şimdi ben sizi öldüreceğim ama çok fazla da şey yapmak istemiyorum. Kendime de hasar vurmak istemiyorum. Şöyle yapacağım bir tane. Siz orada öleceksiniz. Ben sana şöyle bir şeyler atsam. Geri çeviriyorsun her türlü. Bu adamla bu kadar yakın olmamıştım şu ana kadar bu arada. Bir jump scare yedik gibi ya. Chat hazırlayın kendinizi çünkü bir şeyler olacak. Tabi bu adam öbür yaratıklar tarafından saldırıya uğramaya devam ederse derken yine yağmur. Ah be abi yağmurlar, ne böyle bitmek bilmez yağmurlar. Lanetlendik resmen ya. Bakayım abi. Hala o tarafta mısın? Aşağımda mısın? Bak hala saldırıyorlar ona kenardan köşeden. Bu adamın da canı büyük ihtimal bayağı fazla. Uyu. Abi en son havanın şartlarına bakacak olursak uyuyamayacağız gibi ve uyuyamıyoruz evet. O yüzden birazcık daha bekleyeceğiz. Bulutlardan dolayı güneşin konuma bakarak kaç dakika sonra gün batacak falan bunların hesabını kitabını yapmak da biraz zor. Ve bizimkiler tekrardan ışınlandı mı? Nereye gittiniz abi? Bunlar gelmeye devam ediyor. Oğlum bu adanın güvenli olması lazımdı ya. Yani adadaki hiçbir şey güvenli değil. Abi ve seni nasıl yeneceğim mesela? Sana da bir tane patlama atsam ölüyor mu ki? Sadece kayboluyor. En azından geçici süreliğine onu etrafta oraya buraya ışınlayabiliriz. Çünkü bu adam yakınımda kaldığı sürece ben ölecekmişim gibi hissediyorum. Merhaba. Hop korkutayım seni şöyle. Hep sen mi korkutacaksın oğlum? Yatak artık işlevsel olana kadar şöyle bir deneyeceğiz. Bakalım aşağıdan tekrar. Sadece bu abimiz mi kaldı? Abi sen de şu deliğe gir. O ne abi? Aha! Fark ettiniz mi? Watcher bize çıkmak yerine öbür yaratıklara çıkıyor artık. Adam bizi avlamaktan vazgeçti. Diğer tiplere odak kasmaya başladı. Ya ben olsam ben de onlara odak kasardım. Çok çirkinler çünkü. Burada var olmalılar. Gerçi o şey de var olmamalı ama en azından adam izliyor falan böyle yani. Arada bir çıkıyor, heyecan katıyor. Bu adamlar sadece uyuz edici. Bak aşağıda nasıl duruyor. Abim ben istemiyorum ya. İstemiyorum. Aşağı inersem kesinlikle kötü şeyler olacak çünkü. Öleceğiz. Bu adam çok güçlü. Bu adam felaket güçlü. Zırhları tam takım aldık. Şuradan sana da baktık. Sen öyle bakmaya devam et. Avel. Uyuyabiliyor muyum? Uyuyamıyorum. Allah'ım lütfen. Gece olsun. Bitireyim şu yağmuru. Dur yağmur artık dur. Ha, modpack'i nereden yükledin? Hepsini teker teker ben seçtim ama genellikle de ne mantığı olduğuna göre seçtim. Yani neyle karşılaşacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum. Olay o. Yani karşılaşacağım şeyler tamamen bana da böyle şok etkisi yaratıyor. O yüzden çok güzel. Tam ideal. Bir sonraki Robrime videosunda da paylaşacağım ve aha. Bak. Işınlandın abi. Aşağımda da vardın sen. Bu adam kesinlikle birazdan jumpscare atacak. Hazırlıklı olun chat. Ekranınızda sadece beyaz bir yüz belirecek birazdan. Ve bu adam burayı çok sevdi. Normalde bu kadar çıkmıyor. Birader sen bu kadar çıkmıyordun. Ne oldu sana? Ne oldu? Ha böyle büyülere karşılık veremiyorsun herhalde. Ben olsam ben de veremezdim yani. En iyi büyü. Hiç kimsenin şu ana kadar sektirebildiğini görmedim. Tamam abi uymayalım ya. Bana ne ya? Bana ne? Ben
uymadan da yaparım her şeyi. Ne olacak ki? Ne olacak ki abi? Öldüreceksin mi beni oğlum? Öldüreceksin mi? Bok öldürürsün. Çok da gaza gelme Dokken. Çok gaza gelme. Evet, o sesler ne? O adam hala beni izliyor mu? O adam hala beni izlemiyor. Bu daha da korkutucu. Daha da gerici. O zaman şöyle ağaçtan ağaca. Aa, yeni mantar türleri mi bunlar? Aa, birden fazla mantar üst üste gelmiş, daha fazla mantar alabiliriz. İyi. Gerçi benim yemek yapacak vaktim yok ki. Ben sadece karbonhidratla besleniyorum yani öyle. Bir böyle bir böyle. Ve burası da bizim güvenli mekanımız falan da değil arkadaşlar. Tamamen bunu boş verin. Yalan bu. Güvenli mekan diye bir şey yok abi bu oyun modunda. Sadece sen var ya, izlemeyi biliyorsun ya. Bu adam profesyonel izleyici yani. Ağacın arkasından falan. İyisin, iyi. Peki abi. Öbür yaratıklar saldırıp da aurasının hepsini bozmuyor mu? Biraz bozuyor. Abi bu ne? 40 gün bir gece mi? Evet, ışınlanıyor. Öbür yaratıklar rahat bırakmıyor ya. Büyük ihtimal öbür yaratıklar ona saldırdığı için bize agroyu alamıyor. Bize saldıramıyor derken, o ses neydi abi? Garip bir şş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 
bilmiyorum ama keskin bir ışınlanma sesi ya da böyle jump scare'e yakın bir ses gibi. Abi yatak çalış artık. Bana ne abi, ben yağmurda, karda, kışta gideceğim ya. Sizin yani mantar biyomunuzdan da nefret ettim. Ne bu? Burada hani kafa dinleyecektik? Hani bu süper bir yerdi? Bu arada biz kesinlikle şunu alıp şöyle yapıp şunu... Hayır, oraya değil. Aa, bunun üzerindeyken de koyamıyorum. Shift E yapsam öyle bir şey de yok. Ya akıl sağlığımız gerçekten düşecek ve biz akıl sağlığımızı kaybederek havada öleceğiz. Ya da kara bulacağız, aşağı ineceğiz, kamp ateşi yapacağız. Akıl sağlığımız yükselirken bir yandan da öbür akıl sağlığı olaylarını halledeceğiz. Böyle bittik. Öbür adamların darlamasından dolayı da akıl sağlığım biraz düşüyordu zaten. Zaten okyanus içinde de dev piranalar falan da dolaşıyor yani. Tam öldürdük ama çok fazla tedbirimizi aldık yani. Öyle bir durum var. Abi sakalını kes. Abi hacı sakalı yapacağım sana inat böyle. Böyle duracak sakalım. Bir tane... Oğlum creeper gelemez ya. İyi bari şuradaki uçan adada durayım birazcık. Birkaç elmas daha alayım. Ondan sonra tadındadır ya. En azından gece olduğunu hissediyor gibiyim. Gece olmuş olmalıydı. Tamam, bloklar, artık bloğum da bitti. Tamamen şu an baş başayız abi. Sadece aletlerim ve ben. Başka hiçbir şey yok. Ganimet iki. İstemiyorum ganimet iki ya. İstemiyorum yani. İllallah ettirdi. Sadece ganimet iki çıkabilir mi bir yerden? Evet, bir de böyle sıkıntılarımız var. Aynen. Şuraları da kapatalım da. Şimdi şu kamp ateşini özellikle koyayım şuraya. Akıl sağlığı zaten gitti. Aynen abi. Akıl sağlığımı nasıl da kaybetmem gerekiyorsa onu yapıyorum şu an. Şu toprakları da alayım da şu su gitsin. Teşekkür ederim. Sadece 3 elmas daha kaldı diye düşünüyorum burada. Ama galiba yok. İşimize gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar ufak bir ayarlama yapacağım. Çünkü çok fazla chat okuyamıyorum fazla hızlı aktığı için. Şöyle bir ayar çekeyim. Tamam, bir elmas daha bulduk. Günün sonunda çok da elmasımız yok sanki. Bu sefer birazcık bol keseden vermedi oyun bize. Okey abi. Burada benim akıl sağlığı sudan dolayı düşmeye devam ediyormuş ya. Şu su aradan gelmiş ya.
Alo, su gidebilir misin? Şöyle kapatayım tamamen. Akıl sağlığı iyice düşürdüm ya. Anlamsız hareketlerden biri oldu. Ve burada gerçekten elmas yok. Hayatım bir yalanmış buraya gelerek. Aşağıya doğru vardır belki diyeceğim. Her zaman olur ya. Lütfen ol yine. Galiba bu sefer değil. Oğlum ne alaka? Aa bak 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 bak, bizim koskoca pirana nerede? Karanlığın içinde sadece gözleri gözüküyor abi. Ben sana şöyle ok büyülerimden atsam tutar mı? Yer misin sen? Abi ayıp olmasın diye yersin bence ya. Ayıp olmasın diye ye. Ayıp olmasın diye ye. Yok abi, ben böyle asayı bitiririm. Ve hiçbir şeyim kalmaz günün sonunda. O zaman biz bir dakika, ben yatağımı almadım. Ben yatağımı mı almadım? Yatak üst kısımda, doğru. Bir an gerildim, yatağı almadıysam sıçtım çünkü. Burası da çok karanlık. Ta iyi ki kabus görmedik. Kabus da görebilirdik. Arkadaşlar, Twitch'e spam atmaya başlayabilirsiniz canım moderatörlerim. Yavaş yavaş Twitch'e geçeceğiz çünkü. Şöyle akıl sağlığı eşyalarımı değiştireyim. Burada bunlar gereksiz. Şöyle değiştirebiliriz. Aşağıdan da ben bir kamp ateşimi alayım abi. Kamp ateşi önemli. Şu humbucker'dır, ne geliyorsa artık elime bunları da atalım abi. Mod paketini paylaşacağım, evet. Mod paketi paylaşılacak. Tamam. Hiçbir sıkıntımız yok şu an için. Ama çok erken konuştum sanki. Tamam, güzel. Buradan devam edeceğiz. Tamam arkadaşlar, YouTube'da bugünlük bu kadardı. Normalde Twitch'te devam ediyoruz bu şekilde. Birazcık daha size de biraz göstereyim dedim. Biz şimdi Twitch'te yayına devam edeceğiz. İstiyorsanız Twitch TV Adal'a şu an Berkovant link atıyor, oraya tıklayıp gelebilirsiniz. Yayın 3 dakikada falan başlayacak. Biraz linke tıklayıp böyle ava level boşluğa bakacaksınız. Yapacak bir şey yok abi. Öyle olacak. O zaman arkadaşlar, ben Twitch kısmına kaçıyorum diyeceğim ve suyun dibine doğru kendimi attım. Burada kendimi tekrar nasıl toparlayacağım? Nasıl olacak bu? Olmuyor abi. Tamam, sıkıntıya girdik. Büyük sıkıntıya girdik. Neyse arkadaşlar, hemen öbür yayına gidiyoruz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. YouTube, kendinize iyi bakın. Öpülüyorsunuz.